Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev usulü döner yapacağım. Bunun için 250 gram dondurulmuş et var. Donuk olacak. Mutlaka dondurucudan çıkarttım. Bir demet soğan, yarım demet maydanoz, tuz, pul biber ve 2 kaşık yağımız var pişirmek için. Şimdi doğrama işlemine geçiyorum. Etimizi doğruyoruz. Biraz zor doğranıyor çok don olduğu için ama ince olması için bu şekilde olması gerekiyor. Çok ince ince ona olacak etimiz. Doğramaya devam edelim. Sonlarına gelince biraz zorlanıyor doğramakta. Et de ısınmış oluyor, çözülüyor. Son kalanları böyle oluyor ama pişince hiç farkı yok. Et doğrama işlemimiz bitti. Tenceremize tereyağını alıyoruz, 2 yemek kaşığı. Ocağa koyacağım, kızdıktan sonra eti atacağım. Bu arada soğanı söylemeyi unutmuşum. 2 tane kuru soğan vardı. Küçük boy, büyük boy olursa bir tane yeterlidir. Şimdi tenceremizi ocağımıza alalım. Yağımızı tenceremize aldık. Yağ iyice eriyecek. Isınacak. Etimiz, yağımız iyice ısındı. Şimdi etimizi atıyoruz. Yapışmaması için birbirine karıştıracağız sürekli. Yağ bu kadar ısıtmanın sebebi mühürlensin. Yani suyunu dışarıya fazla bırakmasın diye. Ayırırsak şöyle. Bu arada siz kuzu eti de kullanabilirsiniz. Biz kuzu ya da koyun eti sevmiyoruz. Onun için biz dana ya da inek eti kullanıyoruz. İsteğe göre herkes ne kullanırsa. Biraz ağzını kapatacağım. Kendi suyuyla pişsin. Bu sırada ben de diğer malzemelerimi doğrayayım. Şimdi soğanımızdan başlayalım. Balık kılçığı şeklinde. Bu şekilde. Fazla ince atmamıza gerek yok. Zaten pişecek. Yeşil soğanlarımı ve maydanozlarımı doğrayacağım. Yeşil soğanlar çok ince kıyılmayacak. Böyle birer santim kalınlığında. Çünkü ısınacağı için erimesin. Çok lezzetli oluyor bu döner. Hem etinden yemezsiniz, hem lezzeti dışarıdakilerden daha lezzetli diyebilirim. Hayır, doğruyorum. Yeri iyice. Suyunu çekmiş. Şimdi kavruluyor. Tuz atacağım. Biber atacağım. Pul biber. Pul biber çok güzel oluyor. Tekrar bir karıştırıp kuru soğanımızı atıyoruz. Şimdi yeşil soğanlarımızı atıyoruz. Bunlar da bir 2 dakika perseleniyor. Maydanozlarımızı atıyoruz. Artık altını kapatabiliriz. Servis tabağımızı alalım. Önerimiz servise hazır. Afiyet olsun.